know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. 'Cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh, ooh. Kuleye çıkacağız burada. Bize bir panoramik görüş sağlayacak bize. İsmi de Hochlochturm, Almanya'nın güneyinde yer alıyor. Siz beni tanıyorsunuzdur. Ben Keşfeden Pusula. Instagram'da bulunuyordum ben. Şimdi YouTube'a başladım artık. Bakalım ne olacak, nasıl yapacağız. İlk tecrübem, şu an biraz dolanıyorum ama zaman geçtikçe düzeltiriz diye düşünüyorum. Görüyorsunuz, ilerideki kuleye doğru yürüyoruz. Bakalım yukarı doğru çıkabileceğiz mi? Çıkabilirsek eğer gün batımını orada izlemek istiyorum. Kuleyi gördükten sonra burada bir kamp kurmaya çalışacağım. Nereye kuracağımı şu an bilmiyorum. Ama uygun bir yer bulduğum an çadırımı kurmaya çalışacağım orada. Hava kararmadan o işleri halletmem lazım. Şu an güneş iyi durumda. Havanın kararmasına daha var. Şu an kuleye geldik. Kral Wilhelm tarafından yapılmış. 1897 senesinde çıkabiliyoruz kuleye. Birlikte çıkalım. Biraz sürecek gibi. Yaklaşık 100 metre yükseklikte. Hızlıca yürümeye çalışacağım. Bakalım artık nasıl bir manzarası varmış. Bu kule zamanında gözetleme kulesi olarak yapıldı. Etraftaki tüm ormanları yangına dair bir şey olduğunu gözetlemek için. Ya bildiğime göre çok güzel bir manzarası varmış. Ta Alplere kadar görebiliyor musunuz? Bakalım artık. Kulenin en yüksek noktasına geldik. Oha.
Arkadaşlar mesela buralarda hangi yöne doğru baktığına gösteriyor. Mesela Stuttgart. Burası benim geldiğim yön. Stuttgart'tan geliyorum ben. Sonra Schweizer Kopf diye bir yer varmış. Burası da bu taraf. Biraz ilerleyince birkaç dağı göstertiyor. Eichelberg diye. Eichelberg şurasıymış. Daha ilerleyince farklı farklı dağları görebiliyoruz. Mesela Badenhöhe 1000 metre yüksekliğindeymiş. Badenhöhe da bu tarafta. Şu an aşağı inmeye karar verdim. Yukarısı bayağı rüzgarlıydı. Buradan sonra artık çadırımı nereye kuracağıma bakacağım. Geri dönerken arkadaki kule gözüküyor. Gerçekten bana güzel eşlik ediyor şu an. Çok güzel bir görüntüsü var. Tam da güzel bir yere kurmuşlar. Gerçekten hoşuma gitti burası. Evet, şu an yükümü aldım. Şu an ormanın içine girmeye karar verdim. Ormandaydık ama böyle bir yolun üzerindeydik. Şimdi girelim bakalım. Ormanda güzel ki. Şu an ormanın içindeyiz. Ormandayken yürürken dikkat etmek lazım. Her an yere düşebilirsin dikkat etmezsen. Bu caddede yürümeye benzemiyor. Bayağı bastığın her adıma dikkatli basman lazım. Bu yola yapayalnız çıktım. Kimseden destek almadan. Kendi gayretlerim üzerinde. Ve kendi bir mücadelemle bu yola giriştim. Bakalım. Böyle tek başıma çok kez kamp kurmuştum. Elbette bir arkadaş getirebilirdim ama öyle olmasını istedim. Koronavirüs nedeniyle bir de yalnız olunca farklı farklı düşüncelere kapılıyorsun. Çoğu şey için zamanın oluyor. Önceden yapamadıkların. Neyse, ben yoluma bakayım. Çünkü arazi şartları o kadar uygun değil. Çekim yapmak için. Thank you.
Şu an yaklaşık yarım saattir beri yürüyorum. Biraz zorladı beni. Hava da çok sıcak bugün. Tam bir bahar havası. Şu an biliyorsunuz Almanya'dayım. Almanya'nın son zamanlarda en iyi havası var şu an. Bugün yola başladığımda 20 derece kadar vardı. Sonra 25'e kadar çıktı. Ve şu an 20 derece vardır diye umuyorum. Şu an aradığım yer aslında güneşin vurduğu manzaralı bir yer olacak. Öyle bir yer arıyorum. Bilmiyorum, bana bu tür yürüyüşler oldukça keyif veriyor. Ormanın içinde kuş sesi eşliğinde oldukça güzel oluyor. İnsan bildiğin huzuru yakalıyor. Zaman bir an duruyormuş gibi. Arazi şartları burada ağır şu an. Yoluma devam etmem lazım. Kamp alanına kadar artık böyle devam yürüyeceğim. Burada bir ahşaptan bir evden karşılaştım ormanın içinde. Şansımı denedim, belki kapısı açık diye, ama kapalıydı. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Şöyle bir ormanda bir ev benim olmasını isterdim. Evet arkadaşlar, sonunda çadırımı kuracağım yeri buldum. Böyle tam olarak böyle yer arıyordum. Güneş yüzüme vuruyor. Bu yüzden rahatsız oldum. Tam olarak böyle bir yer arıyordum. Mükemmel bir manzarası var. Ve burada çadırımı kurmaya karar verdim işte. Çok da şanslıydım gerçekten. Hava kararmadan güzel bir yer buldum. Olmasaydı ormanın neresinde olursa kurardım. Ama nasipliydim bugün. Nasibim açıktı.
Biraz tavuk eti var. Bunu biraz doğrayacağım. Hiç onu doğramaya da gerek yok. Kızartabiliriz böyle. Biberimizi buraya tezlemesine bırakabiliriz.